şehitlerimize, asker, sivil, hepsinin acısını çok derinden hissediyorum. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine sabır diliyorum. Bu kadar deneyimden, bu kadar tecrübeden, Türkiye'nin bu kadar olup bitenlerden ders aldıktan sonra bugünleri tekrar yaşıyor olmasından da gerçekten çok büyük bir üzüntü duyuyorum. Bütün arzum herkesin büyük bir dayanışma içerisinde olması, terörü tabii ki şiddetle herkesin telin etmesi ve çok kesin tavır alması. Bu çok önemli. Ayrıca 1990'lı yıllarda yaşananların tekrar yaşanmasının hiçbir faydası ve hiçbir katkısı olmadığı kanaatindeyim. Onun için Türkiye tekrar 10 sene, 20 sene önceki denediklerini deniyor duruma düşmesinin hiçbir fayda getirmeyeceği ama teröre karşı çok kararlı durup çok dayanışma içerisinde olması gerektiğini düşünüyorum. Tabii böyle bir dönemde de Türkiye'de çok güçlü bir hükümete ihtiyaç var. Güçlü bir hükümetin kurulmasını da hep tavsiye ettim. Yine bunu gayet samimi olarak ve bütün tecrübelerime şöyle düşünerek etrafımızda bu kadar yangın varken, Türkiye'ye karşı birçok tehditler ortaya çıkarken, içeride de bu acılı durumu yaşarken, Türkiye'de birinci önceliği herkesin Türkiye'de güçlü bir hükümet kurmaya ve Türkiye'nin sağlam tutulmasına çok ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bu güçlü hükümetin formülü efendim, bir azınlık hükümeti midir yoksa bir koalisyon mudur? Bugünkü şartlarda. Güçlü hükümetin Türkiye'nin büyük partilerinin bir araya gelerek en çok oy alanların oturup Almanya'da nasıl oluyor? Oturuyorlar, büyük partiler konuşuyorlar ve her şeyi anlatıp anlaşıp kuruyorlar. Türkiye'de de bu şekilde güçlü bir hükümetin kurulmasının bugünkü ortam için doğru olduğu kanaatindeyim. Son olarak dokunulmazlıkların kaldırılması ve olası siyasi yasaklar tartışması konusunda ne düşünüyorsunuz? Söyledim bunları. 1990'lı yıllarda bunlar hep yaşandı. Bunların bir faydası olmadı. Terörle mücadele ayrı bir şey. Kararlı bir şekilde ayrı bir şey. Ayrıca teröristlere de fırsat vermemek gerekir. Teröristlere hiçbir fırsat vermemek terörle mücadelenin en önemli unsurlarından birisi. Teşekkür ederim.